Toprakta çok sayıda element bulunuyor. Bunlar arasında özellikle toprağın verimini artıran organik madde eksikliğine Leonardit madeniyle çözüm sunan Organixa, kimyasal gübrelerle kirlenmiş toprağı 100 yıl öncesi kadar temiz yapabilmek adına çalışıyor. Dünya tarımına da katkı sağlayan firma 33 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Milyonlarca yılda oluşan, insanların ve diğer canlıların beslenmesinin temel kaynağı, ekosistemin devamlılığının öncelikli ölçütüdür toprak. Toprağın ihtiyacını doğal yollardan karşılamak, toprağın verimini artırmak, bunu yaparken de çevresel etkiyi göz önünde bulundurmak önem taşır. Organixa Tarım Madencilik bu amaç doğrultusunda 2008 yılında ARGE çalışmalarıyla işe başlıyor. Organixa firması 2008 yılında kurulmuştur. 2008 yılından beri İlk önce gübrenin ve toprağın ana ham maddelerini araştırmıştır. Ana ham maddelerinin araştırdıktan sonra bunları doğada bulunan maden kaynakları araştırmasına girmiştir. Maden kaynaklarını bularak ve araştırma yaparak 45 ülkede maden araştırması yaptık. Ve Türkiye'de de doğuda da, batıda da, kuzeyde de her yerde madenleri resmen dağ bayır gezdik, araştırma yaptık. Ve gübrenin bilhassa organik tabanlı, yani Aşık Veysel'in söylediği gibi benim sadık yârim kara topraktır. Dedelerimizin toprağını geri kazanmanın yolunu topraktaki eksik mineralleri gidererek çözmekte olduğunu bulduk. Toprakta 20 adet element bulunuyor. Gübrelemenin ilk şartı toprak analiziyle bu elementlerden hangisine ne kadar ihtiyaç olduğunu tespit etmekten geçiyor. Toprağın içerisinde eğer bir element eksikse, siz ne kadar o toprağın içerisine daha fazla bir element atsanız da sizin veriminizi etkileyecektir. Buna minimum yasası deniyor. Yani sizin toprağınızda ilk önce toprak analizi yapılması gerekiyor. Toprak analizini istinaden ona göre gübrelerin yapılması gerekiyor. Genel Müdür Hasan Delebe, verimsiz toprak yoktur, bakımsız toprak vardır diyor. Türkiye'nin genel bir toprak yapısına baktığımızda Türkiye'de her yerde, doğusunda da, batısında da, kuzeyinde de her yerin eksik olan bir madde var. Makro element, organik maddesi. Biz toprağın organik maddesine yatırım yaptık. Şu sloganla yola çıktık. Verimsiz toprak yoktur, bakımsız toprak vardır. Delebe, toprağın organik madde ihtiyacının giderilmesiyle toprakta yaşanan değişimi birkaç maddeyle özetliyor. Bir, çiftçiye gübre, kimyasal gübre kullanım maliyetlerini düşürüyoruz. Ve iki, daha sağlıklı ve sürekli bir tarım yapabilecek toprak bırakıyoruz. Dedelerimizin toprağını tekrardan şu anda yeşertiyoruz. Toprakta bu mucize değişim yine topraktan elde edilen leonarditle mümkün kılınıyor. Leonardit besin elementleri içeren kömür düzeyine ulaşmamış, tamamen doğal organik madde olarak tanımlanıyor. Oluşumu milyonlarca yıl öncesine dayanan bitki ve hayvan kalıntılarının leonardite dönüşümünde sıcaklık, nem, basınç, oksidasyon ve çok özel jeolojik şartlar gerekiyor. Leonardit madeni 70 milyon yılda oluşan bir maden. Bu madeni içerisinde rezerv olarak bulunan organik madde ve içerisinde bulunan humik ve fümik asitler ile birlikte toprağın organik maddesi ve toprağın üst katmanında bulunan humusu 3 ila 5 santimetre olan ve her yıl rüzgarlarla atmosferde organik madde eksilmektedir. Ve yapılan her türlü tarımda organik madde eksilmektedir. Bugün toprak analizlerinde Türkiye'deki organik maddenin eksikliği bariz görülmektedir. O da %1'in altındadır. %1'in altında demek çok, yani artık kıraç bir toprak demektir. İlk önce bizim bunu geliştirmemiz gerekiyor. Eğer biz bunu geliştirirsek, eğer biz bunu beslersek biz doğru bir tarım yapabiliriz. Firma ARGE çalışmaları neticesinde leonardit madenini granül ve sıvı olarak toprağa kolay uygulanır hale getiriyor. Kendi ARGE seralarımızda İlk önce organik tabanlı, organomineral gübreleri geliştirdik. Leonardit'i kolay kullanım hale getirerek granül hale getirdik. Organomineral olarak leonardit'i topraklara serpmelerini, bant uygulaması, mibzer uygulamalarıyla uygulattırdık. Daha sonra leonardit'in ekstraktını aldığımız
hümik asit, sıvı haldeki hümik asit üreterek bunu çiftçimize daha fazla toprağın içerisinde kolay çözülmesi için, kolay kullanım açısından da sıvı hümik asit haline getirdik. Sıvı hümik asit olarak da toprağı topraktan besleme olarak, toprağı besleyerekten organik maddesini zenginleştiriyoruz. Her bir hümik asit uygulamada toprağın verimi artacaktır ve toprağın sağlığı artacaktır. Daha ileri nesillere götürecek bir toprak yapısı oluşturaraktan hem verim alacaksınız hem toprağınızı koruyacaksınız. Topraklarımızda organik madde oranının %1'in altında olduğunu belirten Hasan Delebe, toprak adeta organik maddeye susuyor diyor. Bunu gideren hümik asit toprakta direkt çözünebiliyor, kısa sürede toprağa karışıyor, humusu zenginleştirip bitkiyi kökünden besliyor. Çok susadınız. Bu acilen suya ihtiyacınız var. Aynı toprak organik madde şu anda susamış durumda. Acilen atılan bir hümik asit, organik madde toprağın içerisinde anında etkileşime giriyor. Mikroorganizma faaliyetleri olmadan tek toprakta çözülebilen organik madde hümik asittir. Hümik asit toprağı zenginleştirir, verimi kuvvetlendirir. Dediğimiz gibi aynı zamanda da bitkinin iştah şurubudur. Bitki bunu çok sever. Bitki bunu istedikçe siz vermeniz gerekiyor. Ve bunun azı, fazlası şeklinde ilaçlar gibi, kimyasal gübreler gibi kesinlikle zararı yoktur. Çünkü topraktan gelen değeri toprağa veriyoruz biz. Bu önemli. Amerika'dan teknoloji transfer edip %100 yerli, kimyasal barındırmayan, üretimden kullanıma çevreci ürünler ortaya çıkıyor. Ürün ithal etmedik, teknoloji ithal ettik. Madenlerimiz burada ve bizim var. Bu madenleri biz geliştirdik, teknolojisini geliştirmiş olduğumuz spray dry teknolojisiyle potasyum humatı ürettik. Ve aynı zamanda mikro elementleri içeren bir element toz halinde kolay %100 suda çözünebilen Ormin K şeklinde bir ürün çıkardık. Bu ürünü çiftçilerimize sunduk. Hasan Delebe bitkiye göre değişmekle birlikte verimi %40'a kadar artırdıklarını dile getiriyor. İklim, hastalık vesaire etkenleri de göz önüne alaraktan bitkinin içerisinde bitkiye göre değişkenlik göstererekten %10 ila %40 arasında verim artışı var. İç pazarda tarım kredi kooperatifleri ve bayiler kanalıyla üretici bu çevreci ürünlere ulaşabiliyor. Hasan Delebe dış pazarda da ürünlerimiz 33 ülkeye ihraç ediliyor diyor. Türkiye'nin genelinde biz bayi ağlarımızla tarım kredi kooperatifleri ürünlerimizi zaten sunuyoruz. Ürünlerimiz denemeleri 2008 yılından beri Türkiye topraklarında kullanılmakta. Sağ olsun çiftçilerimiz bizim ürünleri denediler, kullandılar ve çok iyi bir verim aldılar. Şu anda stabil bir şekilde her yıl satışlarımızı, üretim miktarımızı artıraraktan Türkiye iç pazarında açılık ve artırıyoruz. Ve aynı zamanda 33 ülke ihracat yaparak bugün Latin Amerika, Afrika, Arap kıtası bütün buralara ve tarıma, dünya tarımına da destekleyerekten biz ihracatımızı geliştirdik. Bakın Türkiye ithal eden bir ülkedir. Gübre ithal eder. Yıllık 4 milyar dolarları bulur. Ve biz bunu şu anda bakın, biz ihracat yapıyoruz, ithalat yapmıyoruz. Geliştirdiğimiz ülkeler bugün Dominik Cumhuriyeti'nde, herkes şaşacaktır, Dominik Cumhuriyeti'ne ihracat yapıyoruz. Jamaika'ya ihracat yapıyoruz. Hümik asit ihraç ediyoruz. Toprakların organik maddesini geliştirerekten toprakların verimlerini artırıyoruz. Genel Müdür Hasan Delebe sözlerinin sonunda sloganlarına dikkati çekiyor. Verimsiz toprak yoktur, bakımsız toprak vardır diyor. Verimsiz toprak yoktur, bakımsız toprak var dedik. Ve dedelerimizin, atalarımızın bize bırakmış olduğu toprağı biz yıllarca kötü tarım yaparaktan kirlettik. Şimdi o toprağı geri kazanma zamanı. Geri kazanmak için de organik madde geliştirerekten organik su olarak çiftçimizin, vatanımızın hizmetindeyiz.